Sektörel dağılım, nüfus büyüklükleri, yoğunlukları, kentleşme oranı gibi çeşitli oranları karşılaştırdığımızda Manisa'nın 3 bölgeye ayrılabileceğini gördük. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Manisa'da yaptıkları imar planı çalışmaları tamamlandı. Ama sonu özellikle rüzgar enerjisi potansiyelinden çok zengin. Fakat kurulu gücün tamamı yerele daha fazla verilmesini aslında önerdik. Öğrencilerin Kültür Merkezi Büyükşehir Belediye Meclis Salonu fuayesinde görücüye çıkardığı çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yerinde inceledi. Ancak önce imarın düzelmesi gerekiyor. Öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ergün, çalışmaları nedeniyle öğrencilere teşekkür etti. Körfez yolunda İstanbul'dan başlayan İzmir'e devam edecek Körfez yolu nasıl bir etkisi olduğundan bahsetmiştik. Bunda bir sanayi koridoru oluşturabileceği. İzmir'de Manisa üzerinde hala hazırda başladığımız gördük. Ve hani Manisa'nın da sanayisinin işte doluluğu ve tarım ağırlığının yeme vesaire için ilk olduğundan dolayı biz Manisa'nın ileride hani hala hazırda gerçekten gelişmiş olan ilçeleriyle beraber sanayisinin ve kesentilerinde de geçişini düşünmüştük. Manisa'nın demografik yapısının birçok ilden daha iyi konumda olduğunu, imar düzenlemesiyle birlikte modern bir şehir haline geleceğini belirten Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oğuz Işık, Manisa'da gerçekleştirdikleri çalışmada öğrencilerin de kendilerini deneme fırsatı yakaladıklarını söyledi. Soma'ya kodlayarak daha sonra da Salihli ve Akhisar'da tarım üzerine üretiminde geliştirmeye çalıştık. Tüm çalışmaları tek tek inceledikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversiteli öğrencilerle Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda bir araya gelen Başkan Ergün, öğrencilere Manisa'daki çalışmaları ve Büyükşehir geçiş sürecini anlattı. Her şeyden önce ben hepinize, Başkan Hocalarınızı olmak üzere teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Öğrencilerin ortaya koyduğu teşhislerin doğruluğuna vurgu yapan Başkan Ergün şunları söyledi. Teşhisler doğru. Sonuçta Manisa sanayisiyle, tarımıyla ve Şehzadeler Şehri yani tarihi eserleriyle, külliyeleriyle, camileriyle, tarihi kültürüyle Osmanlı'nın en çok yaşanan yerlerinden bir tanesi. Yani içinde her şey var. Hem İzmir'e yakınının getirdiği artılar, eksiler var. Ve bugün İstanbul ve Ankara hattı üzerinde bütün geçişlerin hem tren yollarının hem otoyollarının merkezinde olan bir şehrimiz. Tabii 2005-2006 yıllarda bildiğiniz üzere Manisa Avrupa'da en iyi yatırım yapılabilir il biliyorsunuz seçilmişti. Bugün sanayisiyle Türkiye'nin çeşitli sanayilerinin içerisinde sayılabilen gelişmeyi sağlamış bir şehrimiz. Tabii Manisa'nın bundan sonraki önümüzdeki 20-30 senelik perspektifini şimdiden bana göre planlanması gerekiyor. Maalesef 86 yıllarında yapılan Manisa imar planları yaklaşık 25-30 sene bir süredir bugüne kadar hayata geçirilmemiş. Manisa'nın planlaması yapılamamış ve Manisa sanayisiyle çok hızlı büyümenin getirdiği baş sorunları yaşamış. Yani hızlı bir göç. Bundan 15 sene, 20 sene öncesi biz gençliğimizde Manisa'nın nüfusu 120 bin, 150 bin arasında bir şehirdi. Ancak o seviyenin çok hızlı büyümüş olması bir anda bu nüfusu bugünlerde işte 330-350 binlere getirdi. Ve bunun sıkıntısı planlamanın yapılamaması 25-30 senelik bir süre içerisinde hızlı bir gecekondulaşımı da getirdi. Tabi bu sadece Manisa'ya özgü olan bir durum değil. Bugün bütün şehirlere baktığımızda planlamaların zamanında yapılamamasının getirdiği sıkıntı ve gecekondulaşma yapısı bütün illerimizde hemen hemen görünüyor. Bu da bir gerçek. Türkiye'nin maalesef acı bir gerçeği. Ancak Manisa deprem kuşağında olması sıfatıyla da birinci derecede deprem bölgesi Allah korusun yüksek bir 6.5-7'nin üzerinde olacak bir deprem Manisa'da çok
üstlenilmedi. İstemediğimiz, düşünmek istemediğimiz gerçeklerle de karşı karşıya kalabiliriz. Bu açıdan Manisa, bu geçtiğimiz 5 yıllık dönemde, yani Manisa Belediyesi olduğumuz dönemde 26 senedir yapılamayan Manisa imarının çalışmalarını başlattı. 2,5 sene aşağı yukarı genel Manisa Merkezi ile ilgili imar plan çalışmalarına uğraştık. Seçimlere 3 ay kala geçen dönemden bahsediyorum. Yani bunlar bir sene öncesi. Önce meclisimizde karar geçerek Asgari Suresi'nde işin siyasi boyutuyla tamamen provoke amaçlı biraz da bu dediğimiz gece kondu alanlarındaki vatandaşlarımız kandırılarak veya farklı ikna ederek itirazlar yaptırıldı. 10.000'e yaklaşan itiraz sayısı üzerine meclis tamamen siyasi kararını üzerine basa basa sürüyor. Yapılmış olan bütün 2,5 yıllık çalışmaların tamamı mecliste tekrar reddedildi. Seçim öncesi böyle bir karar alındı. Ben 10.000'de şunu söyledim. Kaybeden bizler değiliz, kaybeden bütün Manisalılar. Manisa kaybettiğini ifade etmiştir. Tekrar bu işin sıfırdan başlamasının en az 2-2,5 yıllık bir süreyi kapsayacağını, yine geçtiğimiz büyükşehir olduktan sonraki süreçte de meclis toplantılarında bunu dile getirdik. Basında da dile getirdik. Çünkü bir şehrin gelişimi için önce planlamayı yapmak zorundasınız. Sizin bugün nasıl hedefleriniz doğrultusunda bir planlamayı hayata geçirmek için çalışmalarınız ortaya çıkmış. İşte bu tür planların bir şehrin gelişimi içinde planlama öncelikli olarak yapılması gerekiyor. Sonuçta 100.000'lik planlar ilgili bakanlık nezdinde şu anda artık son nokta konuma safhasında. Tabii valilik ve büyükşehir noktasında bizlerden görüşler istendi. Ve sizlerin hedeflemiş olduğu noktalarda ortak müştereklerde biz de 100.000'lik planlara nelerin konulması gerektiğiyle ilgili gerekli eklentileri bakanlık nezdinde yaptık. Bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 50.000'lik planlar, artık biliyorsunuz 25.000'lik planları kalktı kanunu, 50.000'lik planların yapılması söz konusu. 50.000'lik planları ihale süreçlerinde başlattık. Tabii bu en az bir senelik bir süreç. Artık bütün Manisa ilinin tamamıyla ilgili çalışmayı yapmak zorundasınız. Sadece merkez değil, 17 ilçesiyle 1.360.000'e ulaşan nüfusuyla bir Manisa'nın tamamen ilçeler nezdinde de planlamasını ve hedeflerinizi koymak zorundasınız. Bunun arkasından yani bir senedeki inşallah bu sürede elim bitince arkadan 5.000'ler gelecek. 5.000 çalışmalar ve arkasından ilçe belediyelerinin yapması gereken 1.000'lik planlar. 1.000'lik planlar sonra ilçe belediyelerinden geçtikten sonra Büyükşehir'e tekrar gelecek. Onun da onayı. Yani nereden baksanız 1-2,5 sene daha. Sonuçta inşallah bu dönem içerisinde biz maalesef bu şekilde planlarını hayata geçirerek bölgesel kalkınma alanlarını biraz da Demirci, Gördes, Kula Selen'de hatlarında organik tarımın Sarili, Alaşehir, Sarıgöl hatlarında bu konularla ilgili de şu anda çalışmalarımız var. Hem Sayın Valilerimizle hem de Büyükşehir olarak ortak burada yapmışız devlet şekliyle Sarili bölgesinde. Büyük bir alan var. Organik tarımın o bölgede daha da geliştirilmesi için hedeflerimiz var. Tabii sanayi devam ediyor. Ancak şu andaki mevcut OSB'nin artık çok genişleyebileceği bir alan kalmadı. Bu açıdan yeni konulan hedefler arasında yaptığımız yine görüşmelerimizde ve ortak hedeflerimizde sakladığımız Soma hattı noktasında büyük bir organize sanayi bölgesinin gelişimi hedef
işlemler hedef olarak koruyor. O açıdan tespitler doğru. Büyükşehir olarak Manisa'da neler yapıyoruz diye de kısa aklıma gelen birkaç noktaya daha değinirsem. Tabii Manisa İzmir yakın olmanın avantajı ve dezavantajı artık. Manisa bugün yaşam itibariyle düşündüğünüzde işte Foça 45 dakika, İzmir yarım saat, Çeşme 50 dakika, Kuşadası 45 dakika. Sonuçta vatandaşımızın gidebileceği çok yakın alanlar fazla. Bu açıdan avantaj. Ancak OSB'de çalışıp da daha çok üst, yani idare kadro, işte üniversitede çalışan doktorlar, dekanlar, üniversitede okuyan öğrencilerimiz noktasına baktığımızda 6 yılda büyük bir gelişme kaydetti. Bundan 6 sene öncesi Manisa'da kalan öğrenci sayımız maalesef 1500, yani 2000 diyemeyeceğim. Yani bugün Manisa'da 35.000 üzerinde öğrenci eğitim görüyor. Bundan 6 sene önce 1500 kişi Manisa'da ikamet ediyor. Belki bir 500.000 de yurtta kalsa, gerisi her gün İzmir'e gidip geliyor. Bugüne geldiğimizde çok şükür bu rakam bugün 10.000'lere ulaşmış durumda. Bir dönüşüm var. Artı Manisa'nın bu güzel yolculuk işte bölgesinde yeni yapılan siteler, 1+1'ler ve de öğrencinin Manisa'da konuşamamasına en önemli faktörlerden bir tanesi sosyal alanların eksikliğiydi. Yani bunların vakit geçireceği, yaşamların süreceği, idame edeceği, huzurlu ve mutlu bir şekilde şehirde yaşayabileceği alanların çoğaltılması. Bizim bu süre içerisinde tamamen Manisa Belediyesi ve şimdi Büyükşehir Belediyesi olarak bu noktalarda daha çok eğilmemiz ve çalışmalarımızı sosyal alanlara arttırma noktasında projelerimizi hayata geçirdik ve hala da bu süreç devam ediyor. Mesela bunlardan bir tanesini inşallah önümüzdeki hafta 3-4-5 tarihlerinde 170 bin metrekarelik Manisa'da büyük bir kent var. Adını geçtiğimiz hafta meclisimizde Atatürk Kent Park olarak tescilledik. Adını da koyduk. Önümüzdeki hafta açılışını yapacağız. 170 bin metre bir alan içerisinde. İçin tamamen üniversite gençliği ve çocuklarımızın, ailelerimizin hayatlarını idame edebileceği, hafta sonunu rahat geçirebilecekleri bir alan açılışını yapacağız. Ben buradan hepinizi şimdiden davet etmiş olayım. İnşallah vesileyle de burada olursanız veya zamanınız olursa da bu alanı görmenizi tavsiye ederim. O açıdan Manisa kabuk değiştiriyor. Yani bundan 6 sene yine öncesi değil. Saat akşamları saat 7'den 8'den sonra sokakta hiç kimseyi göremezsiniz. Ne bir aile, ne bir genç bayan, ne bir dinçi sokakta tek başına görmeniz mümkün değildi. Yani böyle bir şehir Manisa. Sosyal alanları hiç yok. Gidebilecek yerleri yok. Ailelerin gidip yemek yiyebileceği belki birkaç tane dönercinin dışında. Manisa bu 6 senede bunu açtı. Şehrin bütün merkez ana adlarında sevgi yolları haline getirilerek parkların tamamen sit baştan yeniden restore edilerek içine kafeleriyle, hastaneleriyle, bu tür böyle çay bahçelerini yeniden sit baştan yaratarak ve aydınlatmalarıyla, gece aydınlatmalarıyla Manisa Teknoloji değil, artık yeteni birinde bir tek bayağı bir öğrenci. Bir aile, çoluklu çocuğunu sokakta huzur ve mutluluk içerisinde gezebilir. Bizim için en büyük sevindirici olarak hadise zaten budur. İnsanların bulunduğu şehirde, yaşadığı mahalle, havasını soladığı noktada kendini mutlu hissedebiliyor.
o şehirden huzur bulabiliyorsa zaten belediyesinin asli görevi hepimizin üzerine düşen bunu yaratabilmek. Şehircilik noktasında dediğim gibi Manisa tavuk değiştiriyor ve bu o sebeple işte yaşayanların ve üniversite öğrencilerimizin yeni yeni alanların olması artık İzmir'e giden değil, tekrar bu göç tersine çalışmaya başladı. Ve üst kategorideki bu insanlarımızın da tabii ki işte biraz önce söylediğim gibi güzel sitelerin yapılmasıyla da yatırımcı müteahhitlerin Manisa'da yatırım yapması suretiyle bu alanlara daire satın alarak veya ikamet noktasında kiralayarak Manisa'da yaşamlarını sürmeye başladılar. Tabii sorun bitmez. İnsanın olduğu yerde ne zaman sorun problem var. Kadatik ve atık su arıtmalar birinci önceliğimiz. Büyükşehir ne getiriyor? Büyükşehir artıları da var, eksileri de var. Tabii çok acil ve acele çıkan bir kanun. Daha aklı oturmamış. Artı yönüne baktığımızda ilçe belediyelerin büyükşehir olmadan önceki dönemde ilçe belediyelerin kısıtlı imkanlarla il genelinde veya ilçesinde veya merkezinde hayata geçiremediği yüksek yatırımlı projelerin yapılamaması. Büyükşehir bunun önüne geçiyor. İl genelinde planlamaları iyi yapılarak çevresel yönde insan sağlığını ilgilendiren bu yatırımları büyükşehir noktasında planlamasını yapmak gerekiyor. O açıdan bugün çok kötü şartlarda yine yaklaşan köyümüzde su depolarında inanın o suyu görseniz depoları içmezsiniz. İşte bunların imkanlarının olmaması, yapılamaması büyükşehir nezdinde bu tür çalışmaları biz zaten öğrendik. Bugün Manisa'nın 11 tane ilçesinde geçen dönemde yapılmış veya bitme noktasına gelmiş arıtma tesisleri var. Ceyran giderini karşılayamadığı için, ceyran ücretini ödeyemediği için çalıştırılamayan tesisler var. Bunlarla ilgili Büyükşehir artık 11 tane tesisle ilgili bundan bir ay öncesi, 20 gün öncesi bu tesislerin gerisi kurtarmak önceliğimiz tabii yaşanabilir bir gerisi. İçinde canlıların, balıkların tutulabildiği bir geliş hayalimiz. Herkesin hayali. Doğaya sahip çıkmamız gerekiyor. Bununla ilgili ihalesini yapacak ve bu hafta içerisinde de bu 11 tesisin çalıştırılması noktasında, işletilmesi noktasında artık bu tesisler hayata geçmiş olacak. Tabii eksik olan aşağı yukarı 8 tane ilçemiz var. Turgut'un, Alışehir, Gördes, Demirci ve Manisa merkezi bugün gerçekten 100 binli nüfusa göre planlanmış olan tarıma tesisleri. Artık nüfusun yanında 3 misli duruma gelmesinden yeni planlarını geçen 5 yıllık süre içerisinde tamamen bitirerek ihalesinde biraz önce söyledim. 9-30 Nisan'da İller Vakfı'nın nezdinde iadesini yapacağız. Bir ay kaldı. İnşallah 3 misli bugün artık nüfusu değil, 750 bin nüfusa tekabül edecek bir arıtma tesisinde Manisa'da startını inşallah vermiş olacağız. Tabii 40 senedir Manisa'nın büyük kanayan yarısı sorun katatık çok. Bütün içerisinde de aynı sorun var. Daha önce başı yapılamak, dök hesabıyla herhangi bir yapılabilecek bir şey olmayan ve basından da televizyonlardan da takip ettiğiniz üzere meşhur bizim Manisa'da çöktüğümüz 35-40 senedir hep yangın çıkıyor biliyorsunuz gaz sıkışmasından dolayı. İnşallah 3 senedir yaptığımız bütün çalışmalar, hazırlıklar, projeler, yer bulma sorunu, başbakan onayına kadar yer kaz
Sonuçta bütün mahallelerin geride bıraktık. Hayatıyla yani 15 gün sonra 9 Nisan'da bunun nihayesini yapacağız. Manisa için en önemli yatırımlarından bir tanesi. Biraz önce dedim ya, ilçe eski belediye başkanları benim için geçen dönemde geçerliydi. Bundan önceki 25-30 yıllık dönemde de belediye başkanlarımızın neden böyle bunları yapamadığını sorduğumuzda bugün 70'te 100 milyon TL olarak planlanan ve yaklaşık maliyeti o civarda olan bir tesisten bahsediyoruz. 3 yıl belediyenin yıllık geliri 20-30 milyon olsun. Sonuç itibariyle bunları yapabilecek kapasitede bir şey yoktu. Sonuçta Büyükşehir'in bu avantajları var. Çevresel yönden dediğim gibi bu yatırımların planlanması var. Bölgesel kalkınma yatırımları noktasında artıları var. Ama ilçe belediyeleri bugün Büyükşehir'in altında 17'lerin Manisa'da ilçesi var. 17 için daha oturmamış gelirleri var. Çok kısıtlı. İlçe belediyeleri gerçekten bugün yeni Büyükşehir yasasında dağıtımlarına baktığınızda, nüfusa göre aldıkları paya baktığınızda çok kısıtlı bir gelir var. Ancak ve ancak sadece çöp toplama hizmetini ilçe belediyeleri biliyorsunuz görevi yapabilirler. Bir de maaşını ödeyebilirler. Bazı kişiler düşünüyor, maaşını ödemekte zorlanıyor. Ha, bunlar değişecektir. Bilinen sorunlardır. İşte torba yasak kanunları nezdinde şu anda çalışmalar ilgili bakanlıklarda devam ettirilmekte. Bunlar zaman içerisinde inşallah oturacaktır diye düşünüyorum. Ben...